Arçelik az yağlı pişirici ile sebzeli mantı yapacağız. Hazırsanız evinde yap başlıyor. Önce her zamanki gibi malzememizi sayacağız. Geleneği bozmayacağız. 250-300 gram kadar unumuz var. Yani 2 su bardağı. 1 su bardağı suyumuz var. Susamımız var. Zerdeçal, pul biber, sarımsak tozu, tereyağı, mısır, lahana. Lahana çok ilginç bir ürün biliyorsunuz. Kimi çok sever, kimi hiç sevmez. Kırmızı biberimiz var. Yine aynı şekilde buzdolabımızda ne varsa aslında basit bir şey yapacağız. Peki başrolde kimlerimiz var bugün? Başrolde az yağlı pişiricimiz var. Kızartma tadında ama sağlıklı olarak sprey yağıyla, azıcık sıktığımız bir yağıyla nasıl lezzetli bir mantı yapacağız göreceğiz. Tabii ki hepinizin tanıdığı Multi Chef de yanımda. Burada biraz da soya sosum var. O da bize renk katacak yemeğimize. Şimdi 20 dakika 25 dakika hamurumun dinlenebilmesi için öncelikle hamurumla işe başlıyorum. Hamurumu yumurta koymadan yapacağım. Su ve unla yapacağım. Biraz tuz koyacağım. Başka bir şey yapmayacağım. Tabii ki de ellerim kirlenmeden hamur yoğurma aparatı ile sevgili Multi Chef'in. Unumu koydum. Suyumu koyuyorum. Düşük hızda yavaş yavaş hamuru olmaya bırakıyorum. Hamurum istediğim kıvamda oldu. 15-20 dakika buzdolabında onu istirahate alacağım. Hamurum hazır. Şimdi buzdolabında biraz dinlenecek o. Ben de bu arada iç harcını hazırlayacağım. Şimdi harcımı yapmaya başlıyorum. Bir biberi kestim bir güzel. Şimdi ben bunun pırasanın da yakışacağını düşünüyorum. Bizim burada bir az pırasa var. Pırasa da koyalım. Biraz zengin olsun. Geri kalan malzemelerimin hepsini arkadaşlar tavada soteleyeceğim. Sebzeleri sırasıyla soteliyorum. Ne koydum? Pırasamı koydum. Lahanamı koyacağım. Biberimi koyacağım. Bunları, mısırımı da ekledikten sonra soya sosunu da hafif çektire çektire soteleyeceğim. Zeytinyağı döktüm az biraz. Tereyağı isteyen koyabilir ama ben tereyağı koymak istemiyorum. Malzemelerim hazır. Sırasıyla koyuyorum. İç harcım hazır gençler. İç harcımı şöyle bir kaba alayım. Harcımızı şu köşede soğumaya aldık. Karabiberimi de zaten koymuştum, şuraya koyayım. 20 dakika dinlenmiş hamurumu şimdi Multi Chef'in yardımıyla açacağım. Tabii siz de evde isterseniz iki tane yağlı kağıt arasında merdaneyi de açabilirsiniz. Şimdi unuyorum. Hamurlarım hazır. Gelin şimdi başlığımı takayım. Hamurumu birinci ayarında, en geniş ayarda sırasıyla açacağım. Yumurta içermediği için, çok su olduğu için unu çekiyor. Hamurlarım hazır. Şöyle bir düzenimi hazırladım. Şimdi ne yapacağım? Şekil vererek kalıpları hazırlayacağım.
200 derecede 7-8 dakika az yağlı pişiricimde pişirmeye bırakacağım. Onun yanında üzerine biraz Türk usulü olsun diye susamlı, acılı bir tereyağı yakacağım. Şu bardak yardımıyla, tabii evde isterseniz başka şeyler de yapabilirsiniz. Şöyle kalıplarımı çıkaracağım. Harcımdan alıyorum. Şu şekilde kapatıyorum. 200 derecede 7-8 dakika pişirmeye bırakacağım. İki, dört, beş tane hazırladım. Airfryer'ın içine yağlı kağıt koyacağım. Sırası ile mantılarımı içerisine koyuyorum. Üzerine sprey yağ sıkıyorum. O pişerken ben de ne yapacağım? Üzerine sos yapacağım. Hazırsanız sosunu yapmaya başlayalım. Tereyağım. Biliyorsunuz Uzak Doğu mutfağında acıyı çok seviyorlar. Biz de acıyı seviyoruz. Biraz acı. Biraz susam. Biraz zeytinyağı. Az da soya sosumu koyuyorum. Ve üstüne yapacağım sosum hazır. Ben tabaklamak için güzel bir tabak tercih edeceğim. Şöyle ortaya sunum tabağı olsun dedim. Bir önceki çekimden fıstığım vardı. Bir yeşillik katsın istiyorum. Şöyle fıstık da koyuyorum. Wow, hazır. Gelin şimdi bunu bir güzel servise sunalım. Mantıya değişik bir yorum kattık. Şuradaki yeşilliği de biraz arttıralım. Arçelik az yağlı pişirici ile sebzeli mantını sen de evinde yap. Afiyet olsun.